Aksi Kanal'dan herkese merhaba. Biliyorsunuz burası Aksi Kanal ve biz burada bir biçimde kulaklıklarla ünlenmiş durumdayız. Kulaklıklarda da herkes bana ya müzik dinlemek için alınan kulaküstü kulaklıkları, bu AirPods Pro'ları ya da bu normalleri falan herkes abi ses performansı nasıl, telefonla nasıl konuşturuyor diye soruyor. Ben de dedim ki telefonla konuşma anlamındaki en ucuz çözümü ben size şak diye göstereyim. Aha! Netle oğlum. Netle yavrum. Neymiş bunun adı? Ben de unuttum. Macaron Pro. Özetle 150 lira bu. 20 dolar eder. Böyle her türlü adi bir yerden alabileceğiniz bir kulaklık. Özelliğine makaralı kulaklık bu. Çekiyorsun. Hop geri alıyorsun. Şurana takıyorsun. Hem de böyle. Ondan sonra telefon çaldığında da dur kulağımdaki AirPods Pro'yu çıkarayım. Bu arada kıtırtı sesleri onda hatır hatır devam ediyor. Tak böyle alıyorsun. Tabii buna ne yapmak lazım abi? Karşılaştırmak lazım. Ben de birkaç tane ses kaydı yaptım. Bose QC35'ler. AirPod Pro'lar. Netle lan. Netle oğlum. Netle çocuğum. Netle aferin. AirPod Pro'lar. Düz Apple'ın kutusunun içerisinden çıkanlar. Başka bir şeyle karşılaştırdık mı? 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunlarla karşılaştırdım. Şimdi o sesleri dinleyeceksiniz. Hepsinde aynı şeyi söylüyorum. Hadi artık bu video malum bu kutunun, yani pardon bu ürünün videosu olduğu için de hızlıca onun üzerindeki kutudan yazan şeyleri okudum. Ha işte burada hep aynı şeyi söyleyip duracağım sadece. Ha, dur asıl ya. Kendi mikrofonumla da bunu bir okumuş olayım. İyice bir kontrol testi olsun. Peki o zaman şöyle yapayım ki iyice mikrofona. Tabii 300 dolarlık mikrofona karşı okuyacağız ama. Kablosuz ses ve müzik keyfi tek bir tuşla geri sarılır. Gelen aramanın titreşimle bildirir. Kaybolmaya karşı titreşimle bildirir. Kıyafete takılır. Ses kontrol tuşları 7 saat konuşma süresi ve 240 saat bekleme süresi iki telefonu ile aynı anda eşletebilir. Şimdi ben sadece boş boş ağzımı oynatırken diğer bütün ürünlerin tek tek kayıtlarını dinleyin bakalım. Kablosuz sesle müzik keyfi tek bir tuşla geri sarılır. Gelen aramaları titreşimle bildirir. Kablosuz sesle müzik keyfi tek bir tuşla sarılır. Gelen aramaları titreşimle bildirir. Kablosuz ses ve müzik keyfi tek bir tuşla geri sarılır. Gelen aramaları titreşimle bildirir. Kablosuz ses ve müzik keyfi tek bir tuşla geri sarılır. Gelen aramaları titreşimle bildirir. Kablosuz ses ve müzik keyfi tek bir tuşla geri sarılır. Gelen aramaları titreşimle bildirir. Evet, farkı gördünüz. 20 dolara bunu, 200 dolara onu, bedavaya öbürünü, 300 dolara da bunu alabiliyorsunuz. Telefonla konuşmaysa derdiniz, en ucuz çözümü ben size öneririm. Hoba rahatmış da kulağımda unutmuşum bile. Ben bunu zaten sevdiğim bir insan için aldım. Dolayısıyla onun kullanmasına izin veriyorsam bence sizlere de tavsiye edebilirim. Tabii o 2 senedir bunu kullanıyordu. Nasıl kullanıyor? Onun da bir Mi Band'i var. Mi Band'inden arayanı görüyor. Ondan sonra şuradan o daha doğru biliyor galiba. Şu ortadaki tuşa basıp tık diye konuşmayı alıyor, konuşuyor. Konuşması bittikten sonra da zaten elbisesinde doğru yerde olan... Ne oldu lan makara? Ah makara kukara oldu. Ne oldu lan, yanlış yere mi basıyorum ben? 20 dolara alet alınca diyor. Ha okey girdi. De bunu o çok başarılı atıyor ya. Demek ki bir el alışkanlığı var. Hadi bende yok diyelim, ürünü affedelim. Dur bakayım. Şimdi bunu açtık böyle. Taktık kulağımıza, iş bitti. Elektrik süpürgesi gibi vışt diye çekmiyor mu? Ha çekiyor işte. Bir daha yapayım. Yakın yapamayacağım çünkü odak yüz odaklı olduğu için suratımda kalacak. Hadi lan tam da yakalamıştı. Neyse. Şöyle açtık ya, blurlu da olsa görüyorsunuz. Ondan sonra böyle sallanırken buna basacaksınız. Vızızız diye. Ha biraz daha sert davranınca gayet güzel oturuyor. Neyse. Mevzu budur gençler. Kulaklıkla telefonla konuşmak için sırf telefonla konuşmak için 200 dolar vermeyin. 300 dolar hiç vermeyin. Bunların Türkçelerini ya da Türk lirasından rakamlarını söylemeye dilim varmıyor. Acayip fiyatlar çünkü. Bu da zaten bedava çıkan. Ben bütün bunları dinlemiştim. Bedava çıkanın hepsine yakın, hatta iyi performans vermesi bedava çıkanın en iyi fiyat performans. Ulan fiyat yok zaten dolayısıyla ama en iyi performansı sunması da şaşırtıcı oldu. 300 dolarlık kulaklık da hiç kötü değil. Bunun 2 mikrofonu var. Bunun yeni çıkmış NC700 müdür nedir? Onun 3 mikrofonu var. Bak böyle eşek gibi kullanırsan tabii kulaklığı. Ne kadar hızlı sallayabilirim? Ulan 3 yıllık kulaklık bu. Neyse böyle... Oo, uzadı. Böyle eşek gibi kullanırsanız kulaklığı bile 4 yıl gidiyor yalnız. Onu da söylemiş olayım. Evet, videoyu izleyenlere teşekkürler. Abone olmayanların da çükü düşsün.